Biz 40 kişiyle gittik. Bir tanesi, belki tanıyanınız vardır. Annesi bu köyü üçlendi biliyordum. Balat'ta bulunmuş. Yaman Kostak diye bir abimiz vardı. O da bize yazmıştı ama fazla buz olduğundan dolayı mı başka bir arkadaşa verdik. 38 kişiyle beraber buradan yola çıktık. Çanakkale uçuşlu. Daha önceki yıllarda da gitmiştik. Ama şunu itiraf etmemiz gerekir ki daha bir hafta oldu ben oradan gelelim. İnanın özür dileyerek söylüyorum. Biz insanlar olarak Kabe'nin güzelliğini artık bozar hale geldik sanki. Geçen senede buna şahit olan kardeşlerimiz oldu, arkadaşlarımız oldu. Hasbel beşer istikamet neyse biz onun üzerine yapmaya çalıştık. Önceki yıllarda kongreci arkadaşlarımız da biliyor. Geçen senekiler de biliyor, gidilmesi gereken yerlere, ziyaret yerlerine, her birine bir bir gittik. Ama Rabbimize şükürler olsun ki şu son dönem demiden Kabe'nin özelliğini ve güzelliğini karıştırmaya çalışan bazı insanlar oldu. Bunun içinde ben kendim şirketle çalışıyorum, bilenler vardır. Ben elçi turla çalışıyorum. Geçen sene Diyanet'te gittim. Allah bize bu sene yine Kasım ayında buradan grup oluşturacağız. Var arkadaşlarımız. O grubu oluşturup gitmek istiyoruz. Ama tek üzüldüğümüz nokta şu. Bizim Hisar Turizm var. Resmen destekliyorum. En güzel bir şekilde şirketler arasında diyorum bunu. En güzel bir şekilde hiç layıkıyla, layıkıbeşiyle görev yaptırıyorlar. Biz de onlara uymaya çalıştık, uyduk ve buna da eminiz. Yani onların gibi yaptık, uyduk derken onların gibi. Şimdi ne yapılıyor değerli kardeşler? Biz üzülüyoruz. Kabe'de bazı arkadaşlarımız bunu yapıyor. Ve geçen sene Ramazan ayında buna şahit oldum. Örnek olarak anlatıyorum. Orada otelleri denetleyen Diyanet'in müfettişleri, ister şirket olsun ister Diyanet olsun. Bir aksi durumda Diyanet'in müfettişi geliyor oteli denetliyor. Yemeğinden tut da her şeyine varınca kadar. Çarşafına, sabununa. Denetliyorlar, böyle otelin lobisinde oturuyoruz. 71 yaşındayım dedi bir amca. İhramlı müfettiş bey dedi ki, amca tebrik ederim seni, umre mi yapacaksın dedi. Hocamız dedi ki ihramları giyin gidin Kabe'ye. Kısa yoldan devam yapın gelin ben onu yapıyorum. Allah Allah olur mu böyle şey dedi müfettiş. Bak amca gel ben seni gidenler gibi
arabaya taksi tutacağım. Dem denen bir bölge var Hazreti Ayşe Camii. Orada en yakın yere götüreceğim. Ben götüreceğim dedi. Niyetini yap. Kabe'ye gel. Kabe'de de ki Allah'ım şimdiye kadar beni bizim imam aldattı. Sahte ihramı bana giydirdi. Beni affet de imam ne yaparsan yap diye dua et dedi. Aynen müfettişin dediğini söylüyorum. Biz bu hale geldik. Bazı arkadaşlar gerçekten üzülüyoruz. Görevden mi kaçmak için veyahut da prim yapmak için mi fazla? Peygamberimizin kaç umresi var? 4 tane umresi var. 1 tane haccı var peygamberimizin. Şimdi Araplar ne planı düşünüyor biliyor musunuz? 4 tane umreye izin vereceğim, barkod vereceğim, başka türlü ihramın dolsa avukatı almayacağım diyor Arap. Biz Araplara kızıyoruz. Önceden ben de kızıyorum ama en güzel şekilde bakın İslam tarihini araştırdığımızda Kabe'nin yönetimini şimdiye kadar kim iyi yapmışsa Allah onlara nasip etmiş. Tarih boyunca da onlarda olacak deniyor. Araplar elinden alabilir mi? Alır da Allah. Önceden Osmanlı'nın elindeydi biliyorsunuz. Kabe'nin yönetimi Osmanlı'ya aitti. Ama şu pandemiden sonra gerçekten üzücü hadiseler işin kolay yönünde. Peygamberimizin ravzasını ziyaretine gidiyoruz. Bizim umreci arkadaşlarım, adam umreye gelmiş oraya. Arka taraftan bir defa girmiş ravzaya, hemen başkasının grubuna yalan kuru katılmak istiyor. Şimdi kadar diyor, bir de yemin ediyor, vallahi hiç giremedim diyor, hastaydım diyor. Kaynak yapıyor arka taraf. Arap da diyor, dur kardeşim 20 kişi var, sen 25 kişisin, gel ayrıl. Yani biz bu hale düştük, neden bu hale düşürüldük? Buna gerçekten üzülüyoruz. Böyle bir şey, gidin, haç çıkmadığı için umreye gidiyor insanlar, haçtan dolayı. Hacca da yazalım değerli dostlar. Çıkmazsa çıkmasın, hac insan üzerine farz. Ömrümüz son bulursa bari Cenab-ı Allah bu kulum yazıldı der. Belki o yüzden belki yırtabiliriz işi. Başka diyecek yanımız yok. Yazılmamız gerekir. Hocam para yetmez. Yetmez yetmesin. Örnek veriyorum Bursa'da bir tanesi yazılmış çıkınca param yetmiyor deyince bir başka biri onun parasını ödedi ve hacca gönderdi adamı. Olur ya bir zengin çıkar. Senin niyetin ise Cenab-ı Allah sana oraya nasip etmişse oğlu verir. Bu konuda zaten insanlarımız umreye bu yüzden dolayı çok gidiyor. Gidilsin ama giderseniz, kimle giderseniz gidin, sahte ihram giymeyin değerli dostlar. Sahte ihramı kimle giderseniz gidin, sahte ihram giyerek yani hiç umreye niyetlenmeden Kabe'nin etrafında tavaf yapayım diye oraya inip de tavaf yapmayın sakın. Bütün alimler, bakın Elazığ Üniversitesi'ndeki 93 yaşındaki alim ne diyor? İnsan duydu. Orada bir hocamız var, ben onun talebesiyim diyor. Diyor ki, Türklerle Tacikistanlılar ve Kırgızlar kadar parayla günah satın almaya gelen bir millet tanımıyorum diyor. 93 yaşında Eser Üniversitesi'nde Mısır'da bir alim hoca. Neden böyle yapıyoruz biz? Yapmamalıyız. Eğer gidenlere söylüyorum, gidin. Bakın, çok pahalı değil umre. Böyle dediğim zaman sakın abi, öyle kendimize insan darıyoruz manasında değil. Bal ayına gönderdi benim arkadaşım, oğlunu geçen sene everdi. Geçen sene, Ağustos ayında Antalya'ya 5 yıldızlı bir otele gönderdi. 8 günlük 102 bin lira. Umreler o kadar pahalı değil. Bir haftalık balayı 102 bin lira olursa iki kişiye, iki kişilik umrede 100 bin lira zaten şimdi. Yani imkan olan gitsin derim ama layık güveçiyle yapmamız gerekir. Allah Resulü'nün yanında saygıyla yemememiz gerekir. Allah Resulü'nün huzurunda en güzel bir şekilde ziyaret etmemiz gerekir. İmkan tanıyorlar şimdi, imkan var. Kur'an sana geldiği zaman yeşil alnın üzerinde namaz kılma imkanı var. Eğer aynı bu saatte duruyorsan öğlen namazını daha yolda kalabiliyorsun. Sabah namazında dengeliyorsan kalabiliyorsun. Rabbim gönlü olan herkese nasip etsin. Rabbim niyeti olan herkese nasip etsin. Rabbim gencecik yaşta gitmeyi bütün insanlığa nasip etsin. Ama en güzel bir şekilde oranın manasını anlayarak gidebilmeyi bizlere nasip etsin. Ve yine söylüyoruz, hatırlatalım dedik. Bu sene yine hocamızla beraber belli bir kişiyi, 30-35 kişiyi topladığımızda müracaat eden var. Biz önce kendi beldemizden olursa bizim için daha iyi olur diyoruz. Dışarıda doğru pek şey dedik ama grubumuz zaten listemiz dolmaya çalıştı. Ama şunu kesin söylüyorum, kimle giderseniz gidin,
Sahte ihram giymeyin değerli arkadaşlar. Bunu alimler, büyük hocalar da söylüyor. Bunu biz söylemiyoruz. Diyanet de yasakladı ama ne yapalım, böyle olup gidiyor. Buna da bir şey diyecek yanımız yok. Buyurun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahumma Rabbana ya Rabbana tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina vehdini ve vaffikna ilel hak ve ila tariqin mustakim. Bi bereketil Kur'anil azim. Vaf anna ya Rahim. Vaf anna ya Kerim. Vaghfir lana zunubana bi fadlike ve keremike ya ekremel ekremin ve erhamer rahimin. Ya Rab, huzur-u maneviyinde okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olacak olan sevabı, Mevlid-i Nebi'den hasıl olacak olan sevabı, salavat-ı şerifelerden hasıl olacak olan sevabı, şefaatine nail olabilmesi için öncelikle özellikle Habibim bir tanem dediği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, şerif, latif, pâk ruhlarına hediye edildik, sen haberdar eyle. Ya Rab, uduni estecüb lekum, dua ediniz, duanıza cevap vereyim dediğin ayeti celilen hürmetine dualarınızı ve tekabbeleha rabbeha bikabulin hasenin dediği ayeti celilen sırrınca lütfunla ve merhametinle şayanı kabulü makbul eyle. Ya Rab, elhamdülillahi rabbil alemin. O Rahman ve Rahim olan ismi şerifine inanarak, Maliki yevmiddin dediğin hesap gününe inanarak, İyyâke abudu ve iyâke nesta'in niyazınla söz vererek ellerimizi semana topluca açtık, yalvarıyoruz. Ya Rabbi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem topluca yaptığınız duaları Rabbim geri çevirmez buyuruyor. Bu vesileyle Sabi Sübyan, yaşlılar, hanımlar ve gençler olarak el açtık, yalvarıyoruz. Sen dualarımızı boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbi, şu anda affedilmedik hiçbir günahımızı bırakma. Kabul edilmedik hiçbir duamızı da bırakma Allah'ım. Hazreti Adem'den bu yana gelmiş ve geçmiş olan bütün ehli imanın ve ehli İslam'ın da ruhlarını şad ediyor, sen haberdar eyle. Tabiinin tebaut tabiinin eğmeyi müşehidin ruhlarına dua ediyoruz, sen haberdar eyle. Uzaktan ve yakından bu cemiyete iştirak etmiş ve şu anda amin diyen cümlemizin de gelmiş ve geçmişlerinin de ruhlarına dua ediyoruz, sen haberdar eyle. Ya Rab, geçtiğimiz yıl Kasım ayında beldemizden ve çevremizden 38 kişi olmak kaydıyla Kabe-i Muazzama'ya umre ziyaretinde bulunduk. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz umrelerimizi, tavaflarımızı, ziyaretlerimizi kabul ve makbul eyle. Lebbeyk Allahümme lebbeyk sedalarıyla ayrıldık. Yine Ya Rabbi, güzelim vatanımıza bizi kavuştur dedik. Allah'ım sana şükürler olsun. O Kabe-i Muazzama'nda tavaflar eda ettik. Dualar yaptık. Yalvardık. Ziyaret yerlerini ziyaret ettik. Allah'ım, bütün umreci kardeşlerimizin umrelerini mebrur eyle. Dualarını kabul eyle. Niyetlerini halis eyle. Gidecek olan kardeşlerimize de salimen gidip gelmeyi nasip eyle. Maddi imkanları da kendilerine nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, şimdiki zamanda anne ve babasını tanımayan, hürmet etmeyen, saygı göstermeyen birçok gencimiz var. Allah'ım, onlara Kur'an'ın faziletini, Peygamberimizin güzel ahlakını nasip eyle. Sünnet-i seniyesinden hiç ayırma. İlim tahsili yapan yavrularımıza zihin açıklığı ver. Onları vatana, millete, insanlığa faydalı olanlardan eyle. Ey istediğin istediğine veren, istediğin istediğinden hemen geri alma gücüne sahip olan ulu Allah'ım, huzurunda hastalarımız var, şifa ver ya Rabbi. Dertlilerimiz var, deva ver ya Rabbi. Borç olan kardeşlerimiz var, ödeme kolaylığını nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab, bizler servetimize güvenerek, bizler zenginliğimize aldanarak, hele bizler gençliğimize aldanarak, ölümü dahi hatırlamadığımız bir anda, hiç beklemediğimiz bir zaman ve mekanda, ecel yakamıza yapışmadan ki buyurun,
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek cennete kapamayı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, kahraman ordumuzu karada, denizde, havada daima mansur ve muzaffer eyle. İçeriden ve dışarıdan bizi birbirimize düşürmek isteyenlere sen asla fırsat verme. Allah'ım, bu beldeden ahirete iftihar eden bildiğimiz bilmediğimiz bütün büyüklerimizin kabirlerini pürlü makamlarını cennet eyle. Huzur-u mahşer gününde cümlemizi Peygamberimizin ümmetim isteyelim ya Rab dediğinde sancak altında şerefiyat olabilmeyi cümlemize nasip eyle. Sevdiklerimizle, annemizle, babamızla, çocuklarımızla buluşmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım, dünyada Müslümanlara yapılan zulmü sen bizden daha iyi biliyorsun. Belki de bizleri imtihan ediyorsun. Ya Rabbi, biz Müslümanları şaşırtma. Ya Rabbi, bizleri bizleri şeytana aldattırma. Şeytanın vesvesesiyle bir an bile bizleri baş başa bırakma. Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Gazze'de, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün dünyanın her bir köşesinde zulüm altında olan garip kurabaya yardım eyle. Eğer bizim imkanımız varsa bizleri de yardım etmeyi onlara nasip eyle. Allah'ım, bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Allah'ım, ticaret yapan kardeşlerimizin ticaretlerini menfur eyle, helalından kazanmayı nasip eyle. Ziraat yapan kardeşlerimizin malına, mahsulüne bol bereketini nasip eyle. Kazancımızı helalinden kazanmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım, az verdiğinde sabretmeyi, çok verdiğinde şükrederek olmayanlara da verebilmeyi cümlemize nasip eyle. Allahümme Rabbena atina fiddunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Rabbi ec'alni muqima's salati ve min zurriyyati Rabbena ve taqabbal du'a. Allahümme Rabbena ighfirli ve li validayya ve lil mu'minina yevme yekumul hisab. Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. وآلهم الحمد لله رب العالمين الفاتحة